Selamlar herkese, ben İlter Dan Harmingürel. Bugün gerçekten öğretici bir şekilde üst koridor oynuyor olacağız. Karşımda Irelia var, ben Poppy oynuyor olacağım. Girdiğim kabiliyetleri hemen şu şekilde göstereyim. Rünlerimde çok özel bir şey yok, zaten Smurf hesap olduğu için özel bir rün kullanmıyorum. 15 saldırı gücü, işte zırh, büyü direnci, bu kadar. Bundan ibaret bir rün sayfası var. Sarılar tamamen zırh, maviler tamamen büyü direnci. Sadece şöyle bir küçük ayrıntı var. Mavilerde 0,84'e eşit olacak şekilde kritik ihtimali var. Bu zamanda Korelilerin yaptığı bir şeydi. Ben de o şekilde oynamayı seviyorum açıkçası. Yani bazen oyun başında öyle bir şans ki rakibe kritik denk geliyor ve bir anda koridoru kazanmanıza sağlıyor. Hani iki büyü direnci çok fazla şey fark ettirmeyebiliyor. Bu şekilde kullanabileceğiniz bir rün tercihiydi o da. Orta koridor Riven'ımız var bu arada. İlginç. Peki. Şimdi bakalım. Güzel olacağını düşünüyorum bu maçın. Olabildiğince öğretici yapacağım. Uzun zamandır gerçekten öğretici içerik yoktu kanalda. Ben de kendi kafamı kaldıramıyorum çünkü. Adam akıllı içerik üretmek için. Şu YGS'den sonra toparlayacağım inşallah kafamı. Bir de sizden bir ricam olacak. Çok hızlı bir şekilde yapayım oyun başlamadan önce. Biz bir yarışmaya girdik İSİS'le birlikte. Yarışma şu şekilde. Fotoğrafını çekiyorsun evcil hayvanınla birlikte ve bunu Instagram, Facebook ya da Twitter'dan hashtag ile paylaşıyorsun. Site o hashtag'teki fotoğrafı otomatik olarak alıyor ve siteye yüklüyor. Site arayüzünden de siteye kayıt olan kullanıcılar o fotoğrafı beğenerek üst sıralara çıkabiliyor. İlk 3 sıradaki ne denir? En çok beğenilen ilk 3 sıradaki fotoğraf ise ödül kazanıyor. Ödül ise hızlımama.com diye bir sitede kullanılabilecek mama, yani hediye çeki. Bir saniye. Onun ekranı göstermek istiyordum ama oyun başlayacak ve bug'a girdi sanırım ekran. Onu birazdan yaparız o zaman. Oyun sonunda şey yapayım. Şöyle, biz hediye çekini bu arada İSİS için istemiyorum. Biz zaten rahat bir şekilde alabiliyoruz İSİS'in mamalarını. Sıkıntı yok, zaten tek bir çeşit mama yiyor. Yani marka ismi vermek istemiyorum ama özellikle dikkat ediyorduk. Ev yemekleri de yiyebilsin diye. Fakat hasta olduğu bir dönemde hiçbir yemeği yemiyordu. Bir marka mama vermeye başladık, sonra kurtaramadık. Başka hiçbir şey yememeye başladı. Neyse, yani biz eğer hediye çekini kazanacak olursak garanti olarak tamamını hediye çekini doğrudan gidip bir hayvan barınağına bağışlayacağız. Yani ihtiyacı olan bir hayvan barınağı arayacağız. Zaten aklımda birkaç tane var, öncesinde de araştırma yaptım. Sadece saat geç olduğu için gidip konuşamadım. Son 2 gün kalmış ve en azından şöyle bir 400 kişinin siteye kayıt olup oylama yapması gerekiyor. Oyun sonunda da o ekranı göstereceğim size, her şeyin nasıl olacağını. Eğer bakabilecek olursanız ve zamanınızı ayırıp yardımcı olabilirsiniz, gerçekten güzel olur. Hani bu kitleyi kullanalım diye söylüyorum. Pardon, kusura bakmayın. En azından güzel bir şey yapmış oluruz, güzel hissederiz. Hani ben beni düşüncesi bile mutlu ediyor. Sizin de öyle olacağına inanıyorum. Neyse. Bu konuşmayı artık oyun sonuna bırakalım. Çünkü oyun başlıyor artık. Ezreal'da bağlanmak üzere. Videoyu seyretmeyeceksiniz bile. En azından şu oyunun, videonun son dakikalarını açıp o ricamı dinlerseniz gerçekten güzel olur. Şimdi karşımızda Irelia var. Savaş şevkiyle oynuyor. Işınlanı var. Oyun başında çok agresif olmayacaktır muhtemelen ama yine de bir bakalım nasıl oynadığını. Agresif bir oynayan bir oyuncu mu yoksa daha mı farklı oynuyor? Bunu bir görelim. Orta koridor civına çok güvenemiyorum, özellikle de karşısında Ahri varken. Ama oyun başında skor alma ihtimali var çünkü genellikle Riven gibi, ya doğrusu daha doğrusu şöyle, Riven gibi demeyeyim. Çok fazla oynanmayan, hatta çok nadir oynanan şampiyonlarda nasıl olacağını tahmin edemiyor oyuncular. Yani hasarı nasıl olacak, ne kadar agresif oynayacak falan tahmin edemiyorlar. Ve bu sayede oyuncunun ilk kanını dökme ihtimali oluyor. Hani Riven çok oynanan bir şampiyon. Zamanında en popüler şampiyondu. Üst koridora yine mi Riven geldi diyorduk. Fakat şöyle bir olay var. Orta koridorda nadir oynanıyor. Yanılmıyorsam Dünya Şampiyonası zamanında
popüler olmuştu Orta Koridor Riven. Ama o bile çok fazla oynanmamıştı çünkü inanılmaz bir yetenek gerektiriyordu. Hani üst koridorda alışınca oynuyordun ama Orta Koridor'da öyle değildi. Çünkü üst koridorda savaşçı şampiyonlar, tank şampiyonlar, Riven takılıyor işte. Zaten E yeteneği sayesinde de rahat. Ama Orta Koridor'da öyle değil. Orta Koridor'da Riven'ı outplay edebilecek onlarca şampiyon var. Ve çoğu Riven oyuncusu buna göze alamıyordu. Sadece üst koridorda oynuyordu. Bakalım, umarım sıkıntı olmaz. Ormancımız 6. seviyeye kadar çok fazla bir şey yapamayacak bir ormancı. O yüzden dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle Lee Sin çok sıkıntı olabilecek bir şampiyon. Irelia skor verirse bizim için çok sıkıntı olur. Dikkatli oynamamız gerekecek. Bakalım neler olacak. Irelia hemen gelmiş. Biz agresif bir şekilde başlayalım. Oyun başında şunu yapmak hoş hissettiriyor. Tank sesi var ya. Kalkanın verdiği ses bayağı hoşuma gidiyor. Bu arada tank popi oynuyor olacağız her şeyle. Çıkacağımız eşyalardan anlayacaksınız zaten. Kalkanı aldıktan sonra rakibin üzerine böyle agresif bir şekilde yürüyebilirsiniz. Zaten W başlamış, o yüzden rahat bir şekilde yüksek bir hasar vermeyi başardık. E yeteneği başlamış olsaydı bu kadar rahat yapamazdık bunları. İkinci seviye birazcık geç olduk. Minyonları daha iyi ayarlasaydık skor alabilirdik. Yine de koridorda öndeyiz. Irelia'nın yaptığı çok büyük bir hata. Irelia oynarken ben hayatta W başlamam. Ya E başlarım ya Q başlarım ama W başlamam. W başlamak çok yanlış bir başlangıç bence. Şimdi Q aldı. Acaba bir Koreli'nin falan yaptığı bir şey mi yapıyor? Aşırı agresif oynuyor çünkü. Irelia'ya karşı W'muz çok işlevsel bu arada. Doğru kullanabilirsek Irelia'nın bütün Q hasarını engelleyebiliriz. Bizim W'muzun bekleme süresi onun Q'sundan daha fazla tabii ki ama hani doğru zamanlarsanız, W'nuz yokken geri çıkarsanız vesaire rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. E'yi biraz geç attım bu arada. Duvara çarptırsaydım çok daha fazla hasar verebilecektim. Onu Q atacağı zamana denk getirdim. Minyon kaçırıyoruz biraz. Yani base gitmemizin bir anlamı yok, o yüzden gitmeyeceğim. Sadece totem koyacağım. Totem koymak önemli. Güzel, çok güzel. Lee Sin'in Q'sunun hasarını yemedik fark ettiyseniz W'muz sayesinde. Önemli olan da oydu. Sonrasında Shyvana'nın geleceğini gördüğüm için oyaladım. Sıçrama atmadım ama. Çekim güzel de oldu. İrelia çok geri düştü. 12 minyonu var. Işınlığı yok. Şu an bayağı öndeyiz. Bir de minyon kaçırmasak. Videodayken çok minyon kaçırıyorum nedense. Geçen bir takipçim vardı. Buradan selamlar kendisine. İsmini hatırlayamasam da eğer videoyu seyrederse anlayacak zaten. O da yeni başlamış video yüklemeye, yayın yapmaya. Çok kötü oynuyorum diyor. Hani seyrediyorum bu ben değilim diyor. Yani normalde oynadığımla gerçekten alakasız diyor. Çok doğru. Cidden öyle. Hani ben çok uzun zamandır video çekiyorum. Yine alıştım. Alıştığım halim bu. Yine hani böyle çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Niye bu kadar kötü oynuyorum diye. Böyle bir olayı var. Video çekerken tam performansınızı sergileyemiyorsunuz maalesef. İşte biraz fazla agresif oluyorum ama bu minyon dalgasını alırsam rahat olur. Bu minyon dalgasını almasaydım dondurabilecekti koridoru. Şu anda da dondurabilir ama dondurması birazcık zorlaştı. O yüzden böyle bir şey yapmadık gereği duydum. Ayrıca Bami'nin alevi üstüne birkaç eşya daha alabileceğim. Eşya dediğim totem vardı, görüş totem. Şimdi ilk eşyamız Bami'nin alevi çünkü çıkmak istediğimiz ilk eşya gün ateşi pelerini. Gün ateşi pelerini neredeyse bütün karşılaşmalarda Poppy'yi çok üstün duruma getiriyor. Yetenek gücü şampiyonlarına karşı ilk eşya olarak Searchen tercih edebilirsiniz. Fakat koridor aşamasında çok fazla zorlanan bir şampiyon değil açıkçası. O yüzden hani yetenek gücü şampiyonlarına karşı da gün ateşi pelerini çıktığınız zamanlar olabilir. Artık o
ayarı kendinize göre yaparsınız. Rakibin ne kadar agresif oynadığına, ne kadar skor almaya meyilli olduğuna göre karar verirsiniz. Bami'nin Alevi almak bizi İrelia'nın karşısında çok güçlendirdi şu an için. Zaten gün ateş şifrelerini bitirdiğimizde İrelia neredeyse bize hasar veremeyecek. Bu arada seviye üstünde yaptık şimdiden. W kalkanı alabilmek için açtım. O da beni E yeteneğiyle sersemletti. Kalkanı alamayayım diye ama kalkanı almıştım o sırada. Bu arada alt koridora ışından atmamız gerekebilir. Hadi. Çok güzel. Tam E'miz geliyordu. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Ben şifası yoktur diye zorlamıştım. Şifası varmış. Yine de güzel oldu bizim için. Görebileceğiniz üzere şekil bir zaten. İrelia orada dondurduğu için burayı bir kez daha ittireyim dedim. Kalista maksimum zarara uğradı bu şekilde. Çünkü bu minyonların hepsi kuleye ölecek. Kalista hiçbirini alamayacak. Orada ışınlığını direkt atmadım. Biraz bekleyerek attım. Şöyle biraz bekleyerek attım. Öncesinde yürümem gerekiyordu. Çünkü İrelia E yeteneğiyle beni sersemletebilecek durumdaydı. O yüzden önce şuraya geçtim. Kendimi görünmez hale getirdim. İrelia benim ışınlanımı fark etseydi bile bana yetişmesi için Q atması gerekecekti. Q attıktan sonra canımı azalttığı için E yeteneği beni sersemletmeyecekti. Her halükarda buraya ışından atabilmiş olacaktım ve orada başarılı bir şekilde bulunmuş olacaktım. O yüzden doğrudan ışınlığına basmadım. Çok yapılan bir hata bu üst koridorda. Doğrudan ışınlığına basıyorsunuz. Sonrasında rakip sizi sersemletiyor, bir şey yapıyor. Işınlığınız bozuluyor. Aa, sonra neden gelemedim? Arkadaşlarınıza da kötü oluyor çünkü onlar da siz geleceksiniz diye hareket ediyorlar ışınlığını görünce. Sonra iptal olunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu yüzden önemli. Kusura bakmayın kaç gündür geçmedi şu boğaz ağrısı. Öksürük yani. İkili zaten bunlar. Böyle de bir şey yapabiliyorsunuz bu arada. Minyon alamasın rakibiniz diye. Biraz gıcık edici bir durum rakibiniz için. İyisin bende sanırım. Yani yok bende değilmiş, şu an orta koridordaymış. İrelia biraz agresif oynayınca acaba dedim yani. Kesebilirdim belki orada onu. Ulti kullansaydım. Cana bak. Güzel şans. Kötü oldu. Orada İrelia'yı kesebilmiş olsaydım keşke. R'ye bastım. Mana yok sesini duymuşsunuzdur orada. Tam o mana yok sesinden sonra mana yetti. O yüzden ben de şaşırdım. Kuleden hasar yedim. Kalkanı alamadım falan derken. Çok karıştı yani. Orada Salise ile ölmüş bulunduk. Bu arada İrelia bize yetişti minyon sayısında. Neyse, gün ateş şifrelerini bitirdik. Ahri SS diye söylemişti Riven ama hani zaten çoktan gelmişti o sırada. Biraz dikkatli oynarsak sıkıntı olmayacaktır. Orada çok daha iyi oynanabilirdi benim tarafımdan. Kabul ediyorum bunu kesinlikle. Hatalı oynadım yani. İrelia ilk olarak üçlü kuvvete gidiyor doğal olarak. Yani çok fazla eşya geldi yeni sezonla birlikte ama İrelia için değişen bir durum yok. Hala en güçlü eşyası üçlü kuvvet muhtemelen. Yani
Her olasılığı denemedim tabii ki ama gördüklerim arasından bu şekilde düşünüyorum. Yine değişik bir şeyler yapmayı deneyeceğim yakın zamanda. Şimdi atabilir miyim diye düşündüm de çok muhtemel değil sanırım. Yani direkt çıkabilirlerdi oradan herhalde. Benim artık totem atmam lazım. O neydi öyle ya? Ah cidden ciğerlerim yanıyor. Muhtemelen orada Lee Sin outplay etti. Yani tam Q ile geliyordu, sonra W ile toteme geldi. Q'sunu iptal edip. Sen çakalsan biz aslanız dedi ya Lee Sin. Aa, keşke ona ileriye vursaydım. Bir minyonu atladığı anda ulti atacağım. Ama yok, şimdi değil. Yine mi ya? Şu kulenin beni hedef alma şeyine bayılıyorum gerçekten. Ya ulti atmayı düşünüyordum ama öldürebilecekmişim gibi gelmedi açıkçası, o yüzden atmadım. Az önce olsa atardım ama can iksirlerini kullandığından olsa gerek. Can çok fazla şu an. Lee Sin olmasa skordu ya. Yine gelecek muhtemelen. Dolaşacak burada. Aynen öyle. Bizimkiler de ejderi aldı. Bu fırsattan istifade. Şimdi bana dive girmeyi düşünüyor olabilirler. Kendi ormanını falan girmiş olsa o baskından sonra ben yine keserim Yireli'yi. Yireli çünkü minyon kesmeye devam ediyor hiç geri çıkmadan. Ama Lee Sin ısrar etti yani burada kalmak için. Bu da bana pek yaramadı. Işınlanı var sanırım ilerleyen şu an. Dikkat etmedim, hiç kullanmadı sanırım. Bana kullanmadı gibi geliyor. Ya oyun başında kullandığını direkt gördük ama ondan sonra kullandığını hatırlamıyorum. İkinci olarak pırıltı aldım. Çünkü pırıltıyı buzdağın eldivene dönüştüreceğim. Aslında İrelia'ya karşı oynarken ikinci olarak donmuş yürekle çıkılabilir ama İrelia'nın çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum bana karşı. O yüzden şimdilik gerek duymadım. Hadi orta koridora gidelim. İrelia gelmiş, ben iptal ettim ışınlarımı. Geldiğini görmedim biliyor musunuz? Ben tam iptale bastım. O sırada İrelia ışınlana bastı. Çok güzel tuttu Thresh. Çok güzel, çok güzel. Skoru almak istemiyordum. Çünkü Riven'da ultisini açıp geldi vesaire. Tam denk geldi ya benim iptal etmemle İrelia'nın ışınlarına basması. Ya o Thresh'in kaçırması çok sıkıntı ışından atılan durumlarda. Benim biraz daha erken atmam gerekiyordu. Yani tam Leona'nın ultisiyle birlikte benim de ışından atmam gerekiyordu. Onu ayarlayamayınca böyle kötü oldu. Bizim ormancı birazcık daha mobil bir ormancı olsa çok rahat iki kişi dolaşır, skor alırız ama maalesef bunu çok sağlayabilen bir şampiyon değil. Yani riske atmaya gerek yok. Hasarı iyiydi çünkü. Pardon. Güzel. Bunu da az canlı kaçan sayfaya dahil olmuş. Ninja tabi alalım. Alalım alalım.
lazım İrelia'ya karşı. İrelia kasamasa bile, yani minyon kesmesi yeterli İrelia'nın kasmak için. Skor almasına gerek yok. Skoru da var. Az önce alt koridordan aldığı için. Oyun çok ortada. Yani şu an tahmin yapamıyorum diyeceğim. Shyvana 5-0-2'ymiş. O sıkıntı yaratır rakip takım için. Ya Guinsoo karakterlerinin hepsi çok sıkıntı ya. Zıpkın artık Guinsoo. Guinsoo için kasar herhalde. Yani yoksa çok bir anlamı yok çünkü. Ya ölü adamın zırhına da gidebilir ama Guinsoo'ya da gidebilir. Bence Guinsoo'ya gitmesi daha mantıklı bu kadar kasmışken. İyon'u almamak uğruna adama düz atak yaptım. Ne kadar mantıklı tartışılır. Daha çok minyon kaçırıyorum. Lee Sin'in toteme zıplamasını engelledi W'm. O sayede kurtuldum. Bak hala burada takılmaya devam ediyor. Çok güzel. Adam bıraktı kuleyi aldı ya. Oyun başında çok kasmış olmanın getirileri. Nasıl olsa adamı keseceğiz diye bıraktı kuleyi vurdu. Muhtemelen şunu da düşündü. Hani adamın geri buraya doğru kaçma ihtimaline karşı kuleyle uğraşmayalım, kuleyi yok etmiş olalım dedi. Ama komik bir görüntü yani. Tank karakterlerin gıcık yanı bu. Kuleden korkmuyorlar. Dakika 10'dan sonra falan kuleden korkmuyorlar. O yüzden kuleye güvenmemeniz lazım. Özellikle 1'e 2 durumlarda. Hani 1'e 1'de yine güvenebilirsiniz. Ama 1'e 2 durumlarda kuleye güvenmeyin kesinlikle. Mikrofonu sustursam böyle çok engellemiyor sanırım. Yani sizin kulağınıza öksürüyormuşum gibi duymanızı da istemiyorum açıkçası. Biraz patlıyor çünkü ben öksürken mikrofon patlıyor bildiğim üzere. Yapacak bir şey yok yani, sağlığın önüne geçilemiyor maalesef. Yani eski kulaklık çıkıyordu, geri takıyordun falan bir şekilde ayarlıyordun ama bunun bir aç kapa düğmesi yok yani. Birazcık daha canı olsaydı Lin'in yok olmasını engelleyebilirdim. Ha, ultimi bozdu. Alamadım. Yani. Az önce Ahri ultimi bozdu ya, şaka gibi. Girelim, Q'sunu bozdu. Hadi. Ah, sıçrattı. Ahri ölür mü? Güzel. Çoktan iyidir. Kaça kaç? 3'e 3 değişim. Güzel. Az önce Ahri'ye ulti atıyordum. Ahri E attı. Ultimi bozdu. O yüzden kötü oldu. 96 saniye göstermiyor muydu az önce ultim için? Nasıl şu an bekleme süresinde değil? 96 saniye sürdü mü o takım savaşı? Ben mi yanlış gördüm? 26 mı yazıyordu? 96 mı? 26 olması lazım diye biliyorum. Bu arada bunu çalması çok zor. Kalista'dan Ejder çalmak zor bir olay çünkü. Denedi. Güzel zamanında denedi. Tamam. Güzel bir alternatif buldum sanırım. Eğer seste şu an sıkıntı yoksa güzel bir alternatif bulmuş oldum. Çünkü mikrofonu kapat aç düğmesi var burada. Yeni kulaklık olduğu için hala tam alışamadım. Onu denedim. Güzel. Ses gelmiyor size o sırada. Bu arada benim şunu almam lazım. Ah, şimdi hasarı yoksa sıkıntı olacak. Alt koridora doğru gidiyorum bakalım. Çok güzel. Alırlar skoru. Aldılar. Aa.
kaçmaya çalışmak için E attım Mion ama yani çok gereksiz bir deneme. Thresh'in orada son Q'su tamamen kaderini değiştirdi savaşın ya. Thresh orada son bir Q tutturamasa bu arada bitmeyen bir savaş yapmışlar. Burada da dövüş oluyor yani. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Orada Thresh'in Q'su beni tutmasa, beni oraya çekemese bizimkiler de dahil olmayacak savaşa. Onlar da geri çıkacak. Ben de geri çıkacağım. Haliyle çok güzel kazanılmış bir savaş olacak. Ama güzel oynuyor Thresh yani. İyi tutturuyor Q'ları. Shyvana Kalista'ya gidince Yun yalnız kaldı. Bu yaptığın adamlık değil mi? Umarım açık kapı yaparken böyle garip bir ses çıkmıyordur. Eski kulaklığın açık kapı sesi değişikti ya, o yüzden çok sıkıntı oluyordu. Umarım bunda öyle bir olay yoktur yani. Irelia'da da 2 skor 4 asist var. Yetişiyor sanki bize. Failledim ya sanırım Shyvana'yı. Yani ben E atmasam da faillenecek de olabilir ama faillemişim gibi geldi bana. Ben ona doğru götüreyim dedim, hani hiç ulti atmadan keselim. Yok, o da ultiyle geldi. Ortada buluşamadık ama. Şaka mı bu? Şimdi atacak Q'yu. Böyle ben kesiyordum bunu. Ama Ahri geliyor. Hiç riske atmıyorum. Çıkalım. Tahmin ettiğimden daha güçlüyüm. Ahri alt koridorda. Irelia ile biz yine aynı anda atmıştık ışınlanları. O yüzden onun da aynı zamanı vardır. Yok, onun aynı zamanı yoktur. Benimki biraz daha kısa. Kabiliyet sayesinde. Neden? Ulti attı acaba hızlı ittirmek için. Yani gerek yoktu hızlı ittirmesine. Herhalde kaçırıyordu bir iki minyonu. Canı az olduğu için minyonlar ölecekti. Kaçırmamak için yaptı diye tahmin ediyorum. Biz koridora gidelim, kule vermeyelim. Yani orta koridorda bir savaş vuku bulana kadar herhalde ışınlanımız gelmiş olur diye umut ediyorum en azından. Hani minyon sayımız hala fena değil. Hayır. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla tıkladım az önce. İrelia orta koridora gidiyor olabilir ya da eşya alıyor olabilir. Şuraya ışını atsam aslında. Seçim Q'ları tamamen oyun kaderini değiştiriyor ya. Kötü attım. Thresh'i yollasak belki hop önüne geçeyim dedim, gerek kalmadı. Aa. Lee'sin oradan geçemez diyordum ben ama geçmiş. Kalista'ya yaptığınızı gördünüz mü? Kalista'nın bir numaralı düşmanı cidden Poppy. Çok gıcık bir olay. Kalista'nın normal düz ata zıplamalı ya. Kalista'nın yakınına girdiğinizde W açtığınızda her halükarda. Yani S'ye basıp düz atak yapmadığı sürece W'nuz harekete geçiyor. Kalista'ya hasar veriyor hem de onu ittiriyor. Çok hoş bir olay.
bana soracak olursanız. Yani güzel bir mekanik. Hani Kalista'nınki de tamamen özel bir mekanik. Poppy'ninki de tamamen özel bir mekanik. O yüzden iki özel mekaniğin bu şekilde birleşmesi hoşuma gidiyor. Ejder. Bu adam da tanklaşmış ya. Cidden bu adam da tanklaşmış. Neyse çok abartmasınlar. Ejder gidici duruyor ama. Ses geliyor mu şu an? Thresh'in skoru o kadar iyi değil ama çok sinir bozucu oynuyor. Güzel oynuyor yani. E'leri, Q'ları falan sağlam. Çalabilir belki şu bana. Ama ölmesine değmez ya. Aynen, yazmama gerek bile kalmadı. Denemeyecek. Çünkü 13 skoru var yani. Öldüğünü direkt. Şat, tamam. Bu arada Guinness'u almamış. Bence alsa güçlenirdi. Ama bu şekilde de güçlü olduğu için gerek duymadı herhalde. Ben abartmayı seviyorum böyle çok güçlenince. O da çok iyi değil yani. Çok kastım diye full AD gitmek falan. Genellikle kötü sonuçlanıyor. Yanlış bir tavsiye vermiş olabilirim o yüzden az önce. Keserler ileriyi. Ben çok minyon var diye alt koridora gidiyorum. Orta koridorda sıkıntı olabilir. Herkes koridoru değiştirdi. Az önce Poppy ile bir maç attım. Hatta onu da videoya çekecektim. Yine aynı şekilde çok ciddi maç diye yükleyecektim. Fakat ilk defa, aylardır ilk defa başıma bir şey geldi. Pingim vardı. Yani, anlamlandıramadım ama. Wow, öyle bir geçiş var mı ya? Leon'un neden devam ettiğini diyorum. Gerek yok diyor yani. Mesela Ambrose sanki. Ya o da yardım etmeye çalıştı gerçi. Baron yapamaz mıyız? Poppy'nin W'su cidden çok işe yarıyor ya. Hani oyundaki en yararlı yeteneklerden biri diyebilirim. Tabii o oyuna göre değişir yani. Hiçbir dash'i olmayan karaktere karşı W'nuz hiçbir iş yapmaz mesela. Dash'ten kastım atılma. Hani Lee Sin'in ikinci Q'su. İşte Irelia'nın Q'su. Denekton'un E'si. Gibi gibi gibi. Alırız ya bunları. Zamanında Kalista ile Baron çalmıştım biliyorsunuzdur. Çok güzel ulti. Çok güzel. Çok güzel. Baron'u alamadık ama olsun. Vur. Yetişemedim zamanında ya. Lee Sin çok çabuk dahil oldu oraya. Hani hemen dahil oldu, Ezreal'ı çıkardı aradan. Ona bir şey yapamıyorum maalesef. Şimdi öyle adamı zırh alacağım. Sin sıkıntı karakter ya. Hani çok fazla bir eşyası yok ama her türlü iş yapıyor yani. Bir de çok fazla oynayanı var. O da gıcık bir durum açıkçası. Ya her maç olmasa da iki maçtan birinde Lee Sin orman görüyorum. Ve genellikle rakip takımda oluyor ve genellikle beni kamplıyor üst koridor oynadığımda. O da ayrı bir gıcıklık. Şimdi bakıyoruz oyuna. Irelia ikinci eşya olarak Seraka gitmiş. O yüzden çok fazla hasar yok ama yine de
bizim nişancıyı zor durumda bırakacak kadar hasarı var. Sadece bana karşı etkili değil hasarı. Bana karşı etkili olması için Guinsoo kasması gerekirdi. Nişancıyı rahat çıkartmak için yoğun kasabilirdi ama çok kırılgan olurdu şu anda da. Hani o kadar atlatabilmiş değil kırılganlığı üzerinden. Kalista'nın eşyalar. Civalı yatak... Civalı yatak mı? Civa yatağın mıydı? Neydi o eşyanın ismi? Quicksilver Slash'in ismi? Civalı kuşak ha. Civalı yatak dedim ya. Yatak ne? Civa yatağın ya da. Civa yatağın da diye bir eşya var ama sanırım. Öyle de onun sandığını bitirelim. Bir bakmam lazım. Aynen civa yatağın varmış ben o yüzden demişim. Boş yere değil yani. Ya Kalista'ya kitle kontrol tutturduğumuz anda oyun bitti diye bir şey yok şu an. Hadi bizimkilerin savaşmamız gerekiyor. Benim ışınım gelene kadar. Kuleyi korumaya illa biz mi gideceğiz ya? Totem olabilir. Ulti ile takım savaşı başlatabiliriz. Şöyle tanklardan falan birini yollayıp sonra arkadaki birine girerek güzel bir takım savaşı yapabiliriz. Ya da nişancımızı vesaire korumak için bekletebiliriz. Hepsi bir seçenek. Aha, iyisin kaçsa. O Kalista'ya bayağı hasar vermiş Ezio. Ama manası çok değil. Bir hasar var. Pişt, ne kadar temas yaptılar. Her zaman olmuyordu. Ejder alıyorlar. Ne kesecek miydik Thresh'ı? Ulti çok gerekli değildi kabul ediyorum. Biraz eğlencesini attım ama. Yani kesecek gibi de değildik açıkçası. Hatam varsa affol artık. Az önceki maç biraz daha iyiydi taktiksel açıdan. Ama böyle oyunun ilk 10 dakikası 155 pingle oynadım. Sonra bir anda pingim geçti. Sonra zaten oyun güzelleşti. Biraz şanssızlık hocam. Çaldım. Heh, çaldı sandım. Sersemlemedi mi o? Ben neredeyim şu an? Ya göremedim 2 saat. Space'e basmak da aklıma gelmiyor. Orada durmuşum, adam bana vuruyormuş ama tabi etkilemedi full tank gittiğimiz için. En azından denedim. Güzel. Öldüm ama tutuşura. Az önceki ulti çok kötüydü. Bu arada Ahri'nin çok inanılmaz hasar var. Ahri zaten kasmış. Takımdan bağımsız yani. İyisine Traktor'ın gece kılıcı mı? Bir de Banshee alalım. 150 altına alıyoruz zaten. Gördünüz mü? Az önceki olay bu muydu bilmiyorum ama orada Kalista sersemletildi Deianokius tarafından. Sonra anında bastı civalı kuşağını ve kurtuldu. O yüzden rakibinizin çıktığı eşyalara dikkat edin. Hani mesela Kalista'ya Q atsam, Leona şöyle düşünse, böyle riskli bir pozisyon. Kalista'yı önde gördü. Ben Kalista'ya Q atsam
Sersemletsem yeter, biz onları aradan çıkartırız diye düşündü eşyalarına bakmadan. Öyle yaptı, sersemletti ve Kalista orada çuvalı kuşak bastı. Orada geri çıkabildi. Sonrasında bizimkiler takım kaybetti o gereksiz agresiflik yüzünden. Bu tarz bir durum gerçekleşebilir. O yüzden rakibinizin eşyalarına mutlaka dikkat edin. Ne almış, ne çıkmış falan filan, bunlara bakın. Mesela İrelia gitmiş çivili zırh çıkmış. Ama neden? Bir mantığı yok. Yine de bizim nişancı. Dikkat edebilir diyeceğim, dikkat etmesine gerek yok yani. Yani çünkü can yok, zırh yok. Yani çok az miktarda can, çok az miktarda zırhı var. Böyleyken çivili zırh alması çok mantıklı değil. Çünkü şöyle, çivili zırh uzun vadede çok fazla hasar veren bir şampiyondur. Sizin canınız ne kadar fazla olursa, ne kadar zor ölürseniz çivili zırh o kadar çok rakibe hasar verir. O açıdan kasılır. Ama şu an bir anlamı yok yani. Bizim nişancının dikkat etmesine gerek yok çünkü zaten can çalması var yani, ona yetecek üzere. Canım çok mu çok azaldı ya? Bu arada Baron gitti. Cidden anlamıyorum ben, bu ultilerim niye kaçıyor? Yok mu abi? Almışım ya. Hani alamıyordu Bamin'in alevi? Orman eşyası mı alamıyor sadece? Bamin'in alevini nasıl olsa kesmiyor diye öyle bekliyordum ama sadece orman eşyası olan kesmiyormuş herhalde. Güzel baitledi bizi. Ben de karşımda Poppy olunca ve ben Lee Sin oynarken hep bunu yapıyorum. Çok eğlenceli bir olay çünkü. Q tutturuyorsunuz, tam oraya gider gibi yapıp totemi zıplıyorsunuz ya da minyonu zıplıyorsunuz. Eğer Poppy son anda refleks göstermeye çalışmazsa her zaman W'ye basıyor yani. Net. Bizimkiler nasıl bir savaş yapıyor orada? Bazı şeyler Neyse kaçtık oradan. Önemlidir. Önemli olan sürekli koridorlarda baskı oluşturup savaşmamaktı. Ama bu kuralı bozduk, savaştık ve onlar önde çıktı. Çünkü biz ayrık dolaştığımız için savaşırsak eksiklikten kaybederiz savaşı. Bizim amacımız sürekli baskı oluşturmak ve bu sayede kuleleri almak, inhibitörleri açmak. Ama yavaş ilerleyen bir süreç, sabretmek gerekiyor. Bizimkiler sabredemedi sanırım. Pardon, unuttum mikrofonu. Tuşuyla kapatmayı. Çok fena ya. Ah şey, cidden çok fena. Ya orada ayrı kittirdik çünkü takım savaşı beceremiyorduk yani. Niye laf atıyorlar bilmiyorum zaten. Ayrı kittirme yapmayı isteyen onlar değil miydi? Riven üst koridordaydı. Bizimkiler de sürekli alt koridorda baskı oluşturmaya çalışıyordu. Ben de ayrı kittirme yapıyoruz. Herhalde dedim. Ki yani orada ayrı kittirme yapmadan da yapabileceğim bir şey yok. Orta koridordan inhibitor almışsın. Orta koridordan devam etmeye çalışıyordu bizimkiler. Orta koridorda minyon kesiyorlardı. Hani başka ne yapılabilirdi? Üst koridora gidilebilirdi belki toplu olarak. Ama adamların wave clear'ı var yani. Nasıl bir savaş? Neden savaşıyoruz? Neden eksik
iken savaştık burada. Bayağı büyük alan oluşturuyoruz yalnız. Savunma alanı. Baron çıktı bu arada. Baron verebiliriz burada ölürsek. Hayır. Bir tane vursana be oğlum. Ben orada vurursam riskli olacak benim için. O yüzden vurmadım. Ayrıca ayrık ittirme yapmak için özel bir karakter olmaya gerek yok. Işınlığın varken ayrık ittirme yaparsın. Yani bu doğal bir düzen. Neyle kabul edememi var anlayamadım. Çıkmaları gerekiyor orada. Şu an takım savaşı yapamazlar. Canlar çok düşük. Yani böyle saçma sapan oynuyorlar sonra garip yani. Hopi gelir misin artık diyor. Böyle bir mantık olamaz yani. Saçma sapan savaş zorlamayacaksın. Benim ışınlanıp iş yapacak yani. Bu kadar basit. Alabilir miyiz? Emin değilim. Lee Sin hayatta yani çalabilir. Deneyeceğiz anlaşılan. Bu arada neden hem Lee Sin hem Shyvana koruyucu melek çıkmış? İki ormancı. Maalesef totem yok. Gelirse E ile ittirmeye çalışır mı? Tamam W kullanırım. W kullanırsam yine de totemi atlayabilir ama. Yani çok erken 3900'deyken Q attı. Biz burstledik niye bilmiyorum ve E yeteneğimi Baron'a attım. Baron'u aldık kimse de buff yok. Ciddi misin? Neden acaba? Herkes ölüyken al yani tek o yaşıyordu ona güvenerek girdik ama gereksiz bir güvendi yani. O baronu bizim almamız gerekiyordu ya. Mavi ile birlikte tam %45 bekleme süresinde azalmaya sahip oluyor. O yüzden onun alması gerekiyor. Base yapamsam 500'lük sağlamlık karışımı alabileceğim. Alabileceğim. Konuşamıyorum ya. Sesim kesiliyor fark ediyorsanız. Bazı anlarda. Çok gerek duymadım. Şu an onun için. Üstelik çok güzel. FPS kasıyor. Ya o kadar güzel savaş ki ama öldüm yani. Kuleyi bayağı bir tankladım. Şimdi bakacağım kuleden aldığım hasara.
3-3. Güzel. Bence sıkıntı yok 3-3'te. Çünkü İmitör Kulesi'ni almış olduk. Ne kadar iyi imitörlere ulaşamasak da bir de ejderha alacağız. Kuleden 991 hasar yemişim orada. Bana o kadar hasar verebilen başka bir hedef yok. Başka bir birim yok. Orada çıkmak istedim de tam çıkmak istediğim sırada Thresh'in Q'sunu yedim sanırım. Bir kitle kontrolü yedim ama ne olduğunu bilmiyorum ya. Lee Sin bayağı komik espri yaptı. Ama böyle bayağı komik. Acaba Banshee'yi satıp Serac'ın güvencesi mi alsam diyorum ama. Bu arada biraz stres yaptım sanırım bu maçta, kusura bakmayın. Çok skorlu bir maç yani, bu kadar aksiyon dolu maç çok fazla olmuyor. Yaşamıyorum son zamanlarda. Burada bir hata yapsak şimdi oyun da gidebilir. Öyle bir risk de var. Denge olsun diye baktım. Adamlarda hiç kırmızı ziynet yok bu arada. Bizde zaten iki tane varmış. İki tane işlevini yerine getiriyor. Yani üçüncüye gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tek tek inhibitörleri açmamız gerekiyor. Baron'u alabilmiş olsaydık çok çok kolay olacaktı bu kısım. Üç inhibitör açarsak zaten savunma şansları yok gibi bir şey. Yani yoka yakın. Çok açılmış. Şunu cezalandır. Konuşamadım. Base attı. Geldiğimizi anlayınca base attı. Bu arada Shyvana'nın büyü direnci çıkması lazım diyecektim. Çıkmış. Ayakkabıyı büyü direnci eşyası yapabilir belki. Hazır bu nerflenmişken, büyü direnci ayakkabısı bufflanmışken daha iyi olurdu sanki. Ahri çok fazla hasar veriyor ya. Öyle böyle değil. Bir de herkes full build oldu neredeyse. Yani Irelia bile full build olmak üzere şu an. O yüzden işte senin daha fazla skorun var falan. Kesinlikle öyle bir avantaj söz konusu değil. Yine nerelere gidiyor ya? Yine nasıl savaşlar yapıyoruz? Çok garip şeyler oluyor. Yine savaş verdik sanırım. Aynen, vermişiz. Ne bana laf atıyor? Allah Allah, Kalista'yı yolladım. Bayağı iyi Poppy tanksın ya, bayağı. Baba Harasya. Aynen. Aynen, anlıyorum. Minyonları tutmaya çalışıyorum ama ellerindeki minyonlarla orayı alırlar. Kime sallayacağını şaşırdı adam. Bu arada oyunu bitirebilirler ya. Dediğim olay buydu. Maksimum 10 saniye var ama. GG, güzel oyunu. Daha iyi oynayabilirdim ama benim suçum olduğunu düşünmüyorum kaybetmenin. Gerçekten daha iyi oynayabilirdim ama dediğim gibi saçma bir şekilde bana yüklendi Jhin. Jhin 5-11-16 oynamış. Yani skora bakmayalım ama hani Ahri etkisi, Jhin etkisi kim daha etkiliydi? Bunu tartışabiliriz sanırım. Şöyle bir raporlama yapacağım.
Nope. Sportmanlığa aykırı tutum diyelim. Takımın huzurunu bozmak. Raporla. Rapor sistemi artık çok daha iyi çalışıyor, o yüzden fayda var raporlamayı olabildiğince kullanmakta. Baba tankla falan dedi ya, bakalım ne kadar hasar tanklamışız. Alınan toplam hasar. 47.576. Riven'a yakın olmasına bakmayın. Ölüm sayısına bakarsanız neden yakın olduğunu anlarsınız zaten. Böyle. Neyse. Son bir duyurum vardı. Şöyle duyuru değil aslında. Bir ricam olacaktı sizden. Ben yapmaya çalışıyorum. Tamam. Site şu. Petsbook.com diye bir site. Hızlımama.com sponsorluğunda böyle bir yarışma yapıyorlarmış. 1 Mart'a kadar süre var. Şu an 28 Mart. 1 Mart'tan önce bu videoyu seyreden arkadaşlar lütfen böyle bir 5 dakika zamanınızı ayırabilirsiniz. Benim altta açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına atacağım link üzerinden girip tam bu fotoğrafa beğen demeniz gerekiyor. Beğen dediğinizde üye değilseniz önce üye olmanızı isteyecek. Üye ol dersiniz buradan. Hadi bir bakalım ne oluyormuş. Zaten hesabım var ama hani ne istiyormuş onu da görelim diye bakıyorum şu anda. Ekstradan bir şey istiyor mu onu merak ediyorum. Bu arada kendime oy kullanmış olmayayım. Pet sahibiyim ama şey yapmak istemiyorum. Başka bir arkadaşa oy verelim. Hile yapmış olmayayım. Hani sizden yardım istemek hile değil. Hatta yarışma şartlarını da okudum. Yani hiçbir zaman böyle şeyler de olmaz. Zaten adamların istediği başkalarına tavsiye edip bu şekilde oy istenmesidir. Daha fazla kişiye ulaşması için. Ama yine de hani biz etik olalım olabildiğince kendimi kullanmayayım oyu. Doğan Tonguç'a verelim. Bu mesajı beğenebilmek için e-mail adresinizi doğrulamanız gerekmektedir diyormuş. Yani zahmet olmayacaksa dediğim gibi maksimum 5 dakika sürer üye olmak. Görebileceğiniz üzere 2 dakika bile sürmedi. Mail adresinizi açıp onaylarsanız ve bu şekilde beğenecek olursanız fotoğrafı. Şöyle bir 400 kişi bile yetiyor sanırım. En beğenilenlere bakalım. 327'ymiş. Yine de şöyle 350-400 olursa çok rahat bir şekilde kazanırız. Ve ben doğrudan zaten biliyorsunuz daha önce hani LÖSEV bağış yayınında doğrudan bağışlar LÖSEV'e gidiyordu. Hani bana gelmiyordu bile, doğrudan gidiyordu oraya. Buna rağmen yayın sonunda arayıp canlı yayında konuşmuştuk LÖSEV görevlisiyle. Onun videosu da Facebook'ta var. Bunda da aynı şekilde hani bu 500 liralık hediye çekini kazanırsak yani 250 yüzde de aynı şey tabii ki. Hediye çekini kazanacak olursak ben gideceğim bir barına size bu hediye çekini vermek istiyorum şu şekilde kazandım. Siz daha iyi kullanırsınız diye tahmin ediyorum diye söyleyeceğim. Yani ya bunu yaparız çünkü onlar daha iyi bilir yani hangi mamanın alınması gerekiyor işte yavru barınakta kaç yavru köpek var o yavru köpek sayısına göre kaç tane işte yavru köpek mama alınması gerekiyor falan. Direkt hediye çekini onlara vermek çok daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Belediye aracılığıyla yaparsak o barınak sahibi insan da hani bunu kötüye kullanmaz muhtemelen. Hani kendi ayırmaya çalışmaz muhtemelen. Hiçbir şey olmadı adamın yanında dururuz yani siparişleri verirken. Ya da adama sorarız işte 500 lira işte hediye çekimiz var. Şu siteden hangi mamaları istersiniz? Adam seçer. O mamaları doğrudan adama sipariş ederiz ya da satın alıp işte biz gidip götürürüz onu videoya çekeriz. Ama bir şekilde mutlaka sizi de bilgilendiririm. Bu şekilde de bir bilgilendirme geçmiş olmak istedim. Site de bu arada. Mama sitesi. Arada böyle oyuncaklar falan var ama samimiyetime güvendiğinizi düşünüyorum. Yani hani bu oyuncak için istiyorsam o hediye çekini size gerçekten net bir şekilde bunu almak istiyorum. O yüzden yardımcı olabilir misiniz derim. Ama tamamen hani amacım bu şekilde yardım etmek. Görünce böyle şeyleri büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum ve bu gücü çok çok az kullanıyoruz aslında. Çok daha fazla şekilde değerlendirebiliriz. Bu şekilde de bir değerlendirmeyi deneyelim dedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.